Bilin bakalım hangi programa başvurduk? TRT 1'de yayınlanan Aileler Yarışıyor diye bir program varmış. Eşimle birlikte oraya başvurduk. Ama anne şu jiletin sesini bir keser misin? Biz eşimle birlikte Aileler Yarışıyor programına başvurduk. TRT 1'de yayınlanıyor. Bize geri dönüş yaptılar. 1-2 dakikalık bir video istiyorlar ama 2 kişi katılmıyorsun bu yarışmaya. 5 kişilik bir ekipten oluşuyor. Ben, eşim, eşimin kuzeni, onun eşi ve babası olarak yani 5 kişilik bir ekip kurduk. Hep beraber toplu bir video çekip göndereceğiz. Ona göre geri dönüş yapacaklar bizlere. Bu şekilde heyecanlıyım. İnşallah buradan da olumlu bir sonuç çıkarsa yarışmaya katılacağız. Ha, bu arada ödül arabaymış. Arabaya baktık, 150 milyar değerinde bir ödül. Kazanırsak zaten iki aileye bölünecek. Yani eşimin kuzeninin ailesi, karı koca da katılıyor onlar. Ve biz inşallah kazanırız. Dua edin bize. Sen de et anne. Limonlar bu arada benim. Annemde çok fazla varmış. Bana verdi, eve götüreceğim. Sizin annelerinizde öyle mi bilmiyorum, evli olanlar. Vallahi evde ne varsa her şeyden bana da gönderiyor, paylaşıyor. Yani ben anneme geldiğim zaman eve hiçbir zaman boş gidemiyorum. Anneme gelmesem de annem mutlaka haftada 2-3 gün kaplarla yemek, işte o bu her şeyi taşıyor. Ya dün bana mısır göndermişti. Ben bu arada mısırı çok seviyorum. Tam bir mısır aşığıyım. Bensiz de boğazlarından geçmemiş. Bensiz boğazlarından geçmemiş. Bir de yoğurt çorbası yapmış. Yoğurt çorbası göndermiş. Hatta bugün babam şu an tekrardan mısır getirmiş eve. Ben görünce çok mutlu oldum. Şimdi yeniden mısır kaynatıyoruz. Ama ona yetişemeyeceğim sanırım anne. Ben birazdan gideceğim çünkü büyük ihtimalle ona yetişemeyebilirim. Göstereyim bari. Bakar mısın şu güzelliğe? Mısırı kim sevmez ki? Annem bana köfte yapıyor. Böyle arada bir şöyle şu kağıtlara koyup koyup hazır köfte gibi gönderiyor. Ben de buzluğuma atıyorum. Bakar mısın? Ya baksana sen. Niye niye? Gider misin ya? Başıma bela mı oldu? Günaydın. Şimdi bana yine diyeceksiniz ki Burcu Hanım, gözleriniz şiş. Yine uykulusunuz, uyanamamışsınız. Ama sabah erken saatte kalkıyorum. Yani o yüzden bence uykulu olmam çok normal. Günaydın. Ben şimdi anneme geldim. Kahvaltıyı ben hazırlayacağım. Dün onlara öyle söz vermiştim. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Oradan benim birazcık işim var. Foruma gideceğim. Ondan sonra eve gideceğim. Evde bugün ne yapacağım yemek olarak? Karides yapacağım. Ben karidesi çok seviyorum. Mantarlı, güveçli. Annemi de ben de biber közlemesini çok seviyoruz. O yüzden biber közlüyoruz. Üzerine yağ kızdırıyorum. Mısır benim, kahvaltıya mısırla başlayacağım. Siz de bizim gibi kahvaltıda çay içmeyi sevmeyen bir aileyseniz böyle meyve suyu içersiniz. Yani biz kahvaltıda çayı pek fazla sevmiyoruz. Meyve suyu içiyoruz. Arkadaşlar ben evime geldim. Şimdi karides güveç yapacağım. Biz karidesi çok seviyoruz. Daha doğrusu bunu bize kayınpederim sevdirdi. Çünkü kayınpederim çok sık balık yiyor. Balık yemeyi çok seviyor. Ben de şimdi evimde ilk defa karides yapacağım. Yani biz karidesi daha çok kayınvalidemlerde veya bir restoranda yiyoruz. Şu an evimizde ilk defa yiyeceğiz. Karidesim, mantarım, domates. Normalde domates yazıyor ama ben domates değil, onun yerine böyle domates suları kullanıyorum. Kıştan hazırlanan domates suları. Bir tane sarımsak alacağım ve tereyağı ve sarımsak. Bir tane sarımsağımı doğrayacağım.
Fazla sarımsak koymayacağım çünkü domates sosunun içerisinde de sarımsak var. Önceden mantar yemekten çok korkardık, hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani böyle o kadar çok mantardan zehirlenen veya zehirli mantar vardı ki yani küçükken benim kabusum haline gelmişti. Çok fazla da tüketmezdim ama şimdi her yemekte o kadar çok yakıştırıyorum ki ve tadına da bayılıyorum. Bir gün de size hatta şey yapacağım, tavuklu mantarlı kremalı bir makarna yapacağım. O bizim milli makarnamız. Onu arkadaşım Esra'dan öğrendim ben. Ama gerçekten o kadar lezzetli bir makarna ki. Hem yapımı çok kolay. Hem aşırı lezzetli. O zamanlar sevgiliydik. Daha işte tanışma vesaire olayları yoktu. Ben böyle ailemden gizli kaçamak falan buluşuyordum. Bunu dinleyecek. Bu arada bunu dinleyeceksiniz ama üzgünüm canım ailem. Biz Anıl'la sevgiliydik. Ben bu makarnadan çok bahsettim Anıl'a. Ya dedi keşke nasip olsa elinden yesek falan. Öyle bir ortamımız yok. Annemize böyle çok sıkı tutucu bir aile. O yüzden hani sevgilimize dışarıda buluşma falan gibi rahatlıklarımız çok fazla yoktu. Bir akşam Esra bize geldi. Hani Anıl'ın canı çok çekince ben de yapmak istedim. Kıyamadım. Bir gün Esra bize geldi. Biz Esra'la birlikte bir güzel bu makarnayı yaptık. Ondan sonra dedim ki anne biz Esra'lara gidiyoruz makarna yemeye. Annem dedi ki kızım siz kafayı mı yediniz? Makarnayı burada yaptınız. Neden burada yemiyorsunuz? Esra'lara götürüyorsunuz. Dedim sabahtan beri buradayız. Çok sıkıldık. Esra'lara gideceğiz falan. Ondan sonra tencereyle aldık götürdük. Bir de ben yanıma sofra bezi falan çatal aldım. Dedi ki kızım çatal ne? Çaktırmadan almaya çalışıyorum bunları ama annem de maşallah cin gibi. Hiçbir şeyi kaçırmıyor. Ondan sonra bunları niye aldınız falan. Ya dedim sofra bezini dedim tencereye saracağım makarna soğumasın diye. Kızım çatallarımız çatalları çamaşır sudaymış dedim. O yüzden benden götürüyorum. Öyle ben Anıl'a makarnayı götürdüm. Arabada yedik makarnayı ama inanır mısınız ya bak aradan o kadar zaman geçti. Ve biz o makarnanın tadını şu an evimizde yiyebiliyoruz ama o arabada yediğimiz lezzet yok ya gerçekten. Karidesin yanında köfte kızartacağım. Size dün de bahsetmiştim. Her gittiğimde çok güzel köfteler yapıyor ve şöyle paketlerin içerisine koyuyor. Göstereyim bu arada lütfen saçımın tipimin kusuruna bakmayın. Çünkü böyle birazcık ufak saçlarım var altlardan hep çıkıyor. Özür dilerim. Şu şekilde karidesleri rengi beyaz olana kadar iyicene kavurdum. Kavurduktan sonra karideslerimi şimdi fırına atıyorum.